Evet, 7 Yıl Savaşları'ndan bir önceki videoda bahsetmiş, bu savaşa farklı farklı isimlerin verildiğine değinmiştik. Mesela Fransız Yerli Amerikalılar Savaşı ya da 3. Silesya Savaşı. Bu arada bu topluluklara Amerikan yerlileri dendiğini de yine bir önceki videoda söylemiştik. Yani Native Americans deniyor İngilizcede ama biz yerli Amerikalılar ya da Amerikan yerlileri olarak buradaki jargonda ikisini de kullanıyoruz. Fakat son videoda bahsettiğim gibi Yedi yıl savaşlarının bu savaş için daha uygun bir isim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu savaş, Birinci Dünya Savaşı'ndan 150 yıl kadar önce gerçekleşen ilk küresel savaştı. Ve bu küresel savaşın can alıcı noktası, tüm dünyaya hükmeden imparatorluğun kim olacağı ile ilgiliydi. Bu imparatorluk, İngiltere mi, Fransa mı olacaktı? Bu savaşın Kuzey Amerika cephesinde İngiltere, Fransa ve onların yerli Amerikalı müttefikleri vardı. Bunlar özellikle Kanada'da. New York'ta ve Apalaj Dağları boyunca toprak kazanmak için savaşıyordu. Bu bölge, İngiliz yerleşimlerinin olduğu yer ile batıdaki yerliler bölgesi arasındaydı. Şimdi de bu videoda savaşın nasıl geliştiğinden ve Kuzey Amerika için, yani daha sonra Amerika Birleşik Devletleri olarak adlandırdığımız ülke için sonuçlarından bahsedelim. Şimdi bir bakalım. Kuzey Amerika'da üstünlük sağlamaya çalışan İngilizler, Fransızlar ve birçok Amerikan yerli kabilesi var. Burada İngilizleri en çok rahatsız eden şey Fransızların Ohio Nehri vadisinde olmalarıydı. Hem İngilizler hem de Fransızlar burada hak iddia etmişlerdi. Her ikisi de kaleler inşa ederek yani bölgede mülk sahibi olarak oranın sahibi olduklarını göstermeye çalışıyorlardı. Bölgeye ilk kimin ayak bastığı çatışma konusu olmuştu. İngilizler Ohio Nehri Vadisi'nde varlık göstermek için bir kale inşa etmesi amacıyla bölgeye George Washington adında birini gönderdi. O zamanlar George Washington 22 yaşındaydı. George Washington ve adamları söylenen yere gittiler ve Duquesne Kalesi'nde yani Alagini, Monongahela ve Ohio nehirlerinin birleştiği yerde Fransızlarla ve onların müttefiki olan bazı yerlilerle karşılaştılar. Burası bugün Pittsburgh olarak bilinen bölge. George Washington ve müttefikleri Fransızlara saldırdılar. Fakat bu çok uzun sürmedi. Fransızlar çok güçlüydü ve İngilizler geri çekildi. Bunun üzerine Necessity kalesini inşa ettiler. Bu kelime İngilizce gereklilik anlamına geliyor. Necessity. Ve gerçekten bu kalenin yapılması gerekliydi. Bu kale onları bir süreliğine korudu ancak sonunda Fransızlar, Kanadalılar ve yerli Amerikalı müttefikleri Washington'ı teslim olmaya zorladı. Böylece Washington Virginia'ya döndü. Yıl 1754'tü. Biz buna bir numaralı başarısızlık adını verelim. Bundan bir yıl sonra yani 1755'te İngilizler Fransızları Duquesne Kalesi'nden atmak için bir kez daha girişimde bulundu. Bu sefer de General Edward Braddock ile o zaman 23 yaşında olan George Washington'ı görevlendirdiler. Ama onlar Duquesne'e vardıklarında her şey felakete dönmüştü. Bu kez de Fransızlar ve yerli Amerikalı müttefikleri İngilizlere göre daha erken davrandı ve çok daha küçük bir birlikle İngilizleri püskürttü. Bu sırada Braddock öldürüldü, George Washington ise geri çekilmek zorunda kaldı. Bu da iki numaralı başarısızlıktı. Aslında bu savaş başlangıçta İngilizler için o kadar iyi gitmiyordu. Ama bir yer hariç. İngilizler hakimiyet kurdukları Akadya'daki Fransız yerleşimcileri, Louisiana'daki New Orleans'a göndermiştir. Burada artık bu Fransızlara Akadyalılar değil de Kajun denmeye başlandı. 1756'da İngiltere en sonunda Fransa'ya savaşı ilan etti. Ama savaşın İngilizler için esas olarak iyi gitmeye başladığı yıl 1757 idi. Savaşın İngilizler için iyi gitmesinin sebebi, Başbakan William Pitt'in bu işe fazlasıyla para harcamasıydı. Kendisi şöyle düşünmüştü. İngilizlerin o ana kadar yeteri kadar asker, mühimmat, para ve Amerikalı yerli müttefiki yoktu. Bu hamleyle Fransızları Kuzey Amerika'nın bu bölgesinden sürgün edecekti. 1757 ve 1760 yılları arasında işler İngilizlerin lehine dönmeye başladı. Nihayet Duke'ını ni ele geçirebildiler. Ayrıca Ohio Vadisi'ni, Nova Scotia'yı, New York'un kuzey kesimlerini ve Quebec'i ele geçirdiler. 1760'a gelindiğinde Kuzey Amerika'daki çatışmalar neredeyse tamamen bitti. İngilizler Fransızları doğu sahillerinden ve Kanada'dan attı. 1763'te İngilizler ve Fransızlar Paris Anlaşması'nı imzalamak üzere masaya oturdu. Tabii bu noktada kafanız karışmasın çünkü tarihte pek çok farklı zamanda imzalanan Paris Anlaşması var. Mesela aynı yine bu bölgede Kuzey Amerika'daki devrimci savaş sona erdiğinde de ya da İspanyol-Amerikan Savaşı bittiğinde de Paris Anlaşması imzalanmıştı. Paris şehri anlaşmaların yapıldığı yer olduğu için anlaşmaların hepsine Paris Anlaşması ismi verilmiş. Fakat bizim şu anda bahsettiğimiz 1763'te imzalanan Paris Anlaşması. Anlaşma genel anlamda İngilizler için büyük bir zaferdi. İngilizler yalnızca yeni dünyada Fransızların sahip oldukları mülkleri ele geçirmekle kalmadı, yeni Fransa'yı yani Kanada'yı da ele geçirdiler. İspanyollara ait olan Florida'yı da aldılar. İspanya o zaman Fransa'nın yanında yer alıyordu. Böylece onlar da toprak kaybetti. Yine Şeker Adaları'nın bir bölümünü ve Karayipleri aldılar. Ayrıca Avrupa'nın en güçlüsü olarak tanınmayı başardılar. Hatta dünyadaki en büyük emperyal güç unvanını aldıklarını da söyleyebiliriz. Bu da dünyanın en büyük ve güçlü imparatorluğu anlamına geliyordu. Bu noktada Massachusetts, New York, Pennsylvania ve Virginia'daki kolonilerini de unutmayalım. Bu gruplar kazanan taraftaydı çünkü İngiliz askerlerinin yanında yer almışlardı. Fransızları ve onların yerli Amerikalı müttefiklerini püskürtmüşlerdi bu genç Amerika için gerçekten büyük bir güven patlaması yarattı. Fakat elbette bu savaşın başka sonuçları da vardı. Genelde 7 yıl savaşları Amerikan yerlileri için çok iyi sonuçlanmadı. Burada hem İngilizler hem de Fransızlarla ittifak kuranları kastediyorum elbette. Artık Kuzey Amerika'da birbiriyle rekabet eden iki emperyal güç yoktu. Yani şimdi yerli Amerikalılar sadece İngilizlerle başa çıkmak zorundaydı ve İngilizlerin onlara çok da adaletli davrandığını söyleyemeyiz. Yedi yıl savaşlarından sonra İngilizler 1763 yılında kraliyet bildirisini yayınlayacaklardı. Bu bildiriye göre Apaş dağları boyunca bir sınır çizgisi çiziliyor ve beyazların yerleşiminin son bulacağı öngörülüyordu. Yerli Amerikalılar için Apalaş Dağları'nın batısındaki topraklar ayrılmıştı. Amerikalı beyaz yerleşimcilerin buna ne kadar uyup uymadığını tahmin ediyorsunuzdur. Sınır çizgisini tamamıyla görmezden geldiler. Böylece yerli Amerikalılar gitgide daha da batıya itilmiş oldu. Bu şekilde ırk bilinci geliştirmiş oldular. Yani İngiliz yerleşimine karşı koymak için tek bir grup oluşturma ve kuvvetlerini birleştirme fikri gelişti. Yedi yıl savaşlarının önemli bir sonucu da vergilendirmeydi. William Pitt'in bu savaşı çok paralar dökerek kazandığını hatırlayın. Bu yüzden 7 yıl savaşının sonunda İngiltere borca batmıştı. Ayrıca Kuzey Amerika'daki çıkarlarını koruyabilmek için çok fazla sorun yaşamıştı. Böylece gelir elde etmek ve 7 yıl savaşlarının yarattığı eksikleri telafi etmek için İngilizler yeni yollar aradılar. Kuzey Amerika'daki kolonilerine masraflarınızı karşılayın dediler. Bu durum 100 yıldan daha fazladır İyi niyetli ihmal politikası uyguladıkları Amerikan kolonilerini çok şaşırttı ve sarstı. Çünkü İngiliz İmparatorluğu bu kez onların üzerinde baskı kuruyordu. Kolonilerin bu vergilere karşı gösterdikleri tepki onları birleşmeye teşvik edecek ve Amerikan devrimine zemin hazırlayacaktı.